Dostlar merhabalar. 21 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum. 3. ünitemizin 21 numaralı köşe taşı Karekök Yayınları'nın MPS Soru Bankası'yla devam ediyoruz dostlar. Şöyle hemen ilk sorumuzu bir ayarlayalım. Burada da yükseklikler, kenarortaylar arasındaki ilişkiden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Şöyle bir bakalım ne diyor. Şimdi buna göre yükseklikleri sıralayın diyor. Bilmen gereken olay şu. Şimdi yükseklik, kenarortay ve açıortay içinde geçerli olan kural şudur. Büyük kenara inen yükseklik veya kenarortay veya açıortay her zaman daha küçüktür. Yani buradaki en küçük yüksekliğimiz HC yüksekliğidir dostlarım. Çünkü en büyük kenara inmiştir. Bakalım HC en küçük burada. Cevap Edirne'den geldi. En büyük yüksekliğimizde en küçük kenara inendir. Yani HA en büyük yüksekliktir diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuzdayız. Bakın burada da V harfi demek kenarortay demektir. Zaten soruda da söylemiş. Şimdi hemen söyleyelim. Bir kere 90 derecenin karşısındaki kenar en büyük kenardır. Burası en büyük ise buraya inen, yani B'den inen kenarortay, B'den inen VB olur arkadaşlarım. Hangi köşeden iniyorsa onun simgesini indis olarak yanına alır. B'den iniyorsa VB, A'dan iniyorsa VA, C'den iniyorsa da tuvalet VC olur deriz. Şimdi VB en büyük kenara iniyorsa en küçük kenarortay olacak. Demek ki en küçüğümüz VB. Mesela şu olabilir. Bakın şu şık olabilir. Bir de şu şık olabilir. O yüzden bunları sildim ben şimdilik. Peki bir de açı vermiş bize. ACB'yi şurayı 36 vermiş. O halde şurası 54. Burası 36. Bakın en küçük açımız 36. Demek ki en küçük kenar bu. En küçük kenara inen de her zaman en büyük kenarortaydır. O zaman C'den inen yani VC en büyükleri olacak. Bakın burada da VC en büyükleri. Yani sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Evet, 3 numarayı okuyalım. Şimdi 5 var, 6 var. ABC üçgen. ABC eşkenarmış. O halde şuraya biz bir 60'ı yazalım. Tabii ki şuraya da 60 diyelim. Şuraya da 60 diyelim. Dostum şu açıyla 6'nın toplamı 60'a eşitti. O halde burası 54. Şu açıyla 5'in toplamı da iki iç açı bir dış açı eşitten 60'a eşitti. Burası 55. Şimdi kenarortayları mı soruyor bize? Evet, kenarortayları kıyaslayın diyor büyük üçgenin. Bakın şu açısı ne oldu? 60, 65, 71 oldu. Bu açımız 55, bu açımız da 54. Demek ki en küçük açı buysa bu E'den inen kenarortay en büyük kenarortay olacak. Tıpkı bu kenarın en küçük olmasını söylediğim gibi açıdan dolayı en küçük kenara inen kenarortay da en büyük kenarortay olacak. O zaman VE en büyükleri olacak. Bu olabilir. Bu iptal, bu iptal, bu iptal. Ya bu ya bu. Şimdi bizim en büyük açımız hangisi? 71. Demek ki A'dan inen en küçük kenarortay olacak. O zaman doğru cevap Adana'dan geldi. Peki 4 numaraya bakalım hemen. ABC üçgeninde ikizkenar bir üçgen var ve şu açının 60 dereceden büyük olduğunu veya eşit olduğunu söylüyor. Hadi biz 60 derece diyelim. 60, 60, 60 olsun. Bakın şuradaki açımız şurayla toplanınca 60'a eşit. Demek ki bu 60'tan küçük. Şurayla ikisinin toplamı da 60'tan daha büyük bir değer. Burası 60'tan küçük, burası da tam 60. Demek ki bu kenar orta, bu kenar en küçük. Bu kenarsa en büyük kenar. Şimdi neyi soruyor? Açıortayların sıralanışı. En büyük kenara inen A'dan iniyor. Demek ki en A. Bakın en harfi açıortayları simgeliyor zaten söylemiş. Demek ki en A'dan inen en büyük kenara indiği için en küçük açıortay olacak. En küçüğümüz en A. O zaman bu iptal, bu iptal, bu iptal. Ya bu ya bu. En büyüğünü de bulalım. En küçük kenarımız bu. D'den. D'nin karşısı. Dolayısıyla en D dediğimiz şey en büyük açıortayımız olacak. O yüzden cevabımız Adana'dan geldi. Evet, 21 numarayı hemen fırlattık. Aldık 22'yi önümüze. Burada da bir soruda açıortay, yükseklik ve kenarortayı kıyaslamasını öğreneceğiz. Bakın hemen çeşit kenar üçgen demiş. Çeşit kenar bir üçgende dostum bir köşeden inen yükseklik, açıortay ve kenarortayı kıyaslayacaksanız olay şu.
Yükseklik zaten diğer bir ismi en kısa uzaklık demektir. En dik uzaklık, en kısa uzaklık. Yani burada sıralama şu. Yükseklik her zaman en küçüktür. Kenar ortay her zaman en büyüktür. Açı ortay ise her zaman ortalarındadır bunun. Yani şu BN'yi soruyor ya bize, BN'nin alabileceği değer. BN 5 ile 10 arasında bir değer alır. Yani 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Kaç tane değeri vardır diye soruyor. 4 tane değeri vardır. Geldik şuna. Bakın yine bir çeşit kenar üçgen diyor. Hangisi doğrudur diye sormuş bize. Ne dedik? En küçükleri yükseklik olacak. Bakın yükseklik her zaman en küçük olacak. Doğru, doğru. Bakın burada açıortayı en küçük seçmiş, bu iptal. Açıortayı en küçük seçmiş, bu iptal. Kenar ortaya en küçük seçmiş, bu iptal. Peki en büyükleri ne olacak dedik her zaman? Kenar ortay, yani V. V en büyük olacak, bu da iptal. İşte doğru cevap Denizli'den geldi dostum. Şimdi şuna bakalım, burada ne diyor? Bir ABC üçgen için, bakın çeşit kenar dememiş. İkiz kenar da olabilir, eş kenar da olabilir. Hangisi doğru olabilir demiş. Bir köşeden inen, yani A köşesinden inen yükseklik, kenar ortay ve açı ortay eşit olabilir mi? Tabii ki olur dostum. Mesela ikiz kenar üçgende, mesela eş kenar üçgende. İkisinde de yukarıdan aşağıya indirdiğin yükseklik, kenar ortay ve açı ortay birbirine eşittir. Ama asla ve asla başka bir üçgende sadece ikisi eşit olmaz arkadaşlarım. Bak burada sadece kenar ortayla açı ortay eşit demiş. Olmaz. Yükseklikle açı ortay demiş. Olmaz canım kardeşim. Şu sıralamaya bakalım bir de. Açı ortay en küçükleridir demiş. Hayır, yükseklik en küçük olacaktı. Bu da iptal. Yükseklik en küçüktür. Kenar ortayın en büyük olması lazım. O yüzden bu da iptal dedi. 4 numaraya bakıyoruz. Çeşit kenar bir ABC üçgeninde, bakın bize burada B'yi, A'yı ama açıortaylar ve kenarortayların 3 köşenin farklı açıortay kenarortayını söylemiş. Buna göre aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Biz bunların hepsini 10 kabul edelim. Daha iyi anlayın diye böyle yapıyorum. Şimdi ben şunları kıyaslayacağım. Hepsinin yüksekliğini kıyaslayacağım dostlarım. Canım kardeşim. Şimdi en A, yani A'dan inen açıortay. Şimdi bu A'dan inen açıortay ne öğrendik biz? Bir köşeden inen açıortay yükseklikten büyüktür. Demek ki A'dan inen yükseklik, yani HA dediğim yükseklik, açıortaydan yani en A'dan yani 10'dan küçük. O zaman bu 9 olabilir mi canım kardeşim? 8 olabilir mi? 7 olabilir mi? Yani kısaca olay şu. B'den inen yükseklikten daha küçüktür A'dan inen yükseklik. O zaman hemen buradan bir konuşalım. Yükseklikler büyüdükçe indikleri kenar daha da küçülüyordu, değil mi? Terslik vardı aralarında. Demek ki benim B kenarım A kenarımdan daha küçük olacak arkadaşım. Benim buradan çıkarttığım sonuç bu. B A'dan küçükse bu iptal. B A'dan küçük, bu doğru. B A'dan küçük, bu doğru. A B'den küçük, bu yanlış. B A'dan küçük, bu da doğru. Tamam, buraya kadar geldik. Şimdi gelelim şuna. Şunu kıyaslayalım dostlar. V C'ye bakalım. Şimdi C'den inen yükseklik 11. Biz biliyoruz ki kenar ortay 11'in, pardon. Açı ortay bundan da küçük olacak. Açı ortayı. Yüksekliği de bundan küçük olacak canım kardeşim. Yani HC dediğimiz yükseklik 10'dan daha küçük olacak. Yani yine 9 olabilir, 8 olabilir, 7 olabilir, 6 olabilir, 5 olabilir. Ama bildiğim şey şu, 10'dan küçük bir değer. Yani HB'den daha küçük. O halde ben yine şunu söyleyebilirim. HB'den küçükse demek ki HB HC'den daha büyüktür. Şuraya yazıyorum bakın. HB büyüktür HC'den. Yüksekliklerle kenarlar arasında terslik vardı. Demek ki B kenarı C'den küçük. B kenarı küçüktür C'den. Bakın burada ne var? B kenarı C'den küçük ama burada B kenarı C'den büyük. Bu iptal. Burada da B kenarı C kenarından küçük. Tamamdır. Buraya kadar geldik canım kardeşim. Şimdi biz neyi kıyaslayalım? A ile C arasındaki ilişkiye bakalım dostlar. A ile C arasındaki ilişkiye. Canım kardeşim, burada da söyleyeceğin muhabbet şu. Eğer ki kenar ortay ile açı ortayı ilişki, ya ben bunu tabi ezbere bildiğim için hemen söyleyeceğim. Cevabın Ceyhan olduğunu pat diye söyleyeceğim. C kenarı daha büyüktür
A kenarından diyeceğim ama sen şununla kıyasla arkadaşım bunları. Şimdi bunların ikisini de kenar ortaya çevir mesela. Şimdi VC kenar ortayı açı ortaydan daha büyüktü, değil mi? Demek ki NA dediğim şey ondan daha bir küçük bir sayı olacak. NC dediğim sayı. Şimdi kenar ortay daha büyüktü ya açı ortaydan. Demek ki bunun açı ortayı ondan küçük bir sayı. Yani 9 olsun mesela. 9 diyebilirsin. O halde NA daha büyüktür. Çünkü NA'ya 10 dedik. NC'ye 9 dedik. O halde NA büyüktür NC'den. Tabi açı ortaylarla kenarlar arasında terslik vardı. O yüzden A daha küçüktür C'den. İşte A'nın C'den küçük olduğunu buradan da gördüm. Ve cevabı Ceyhan işaretledim. Çevirdim. 23 numaraya geldik şimdi dostlar. Birinci sorumuz. ABC bir dik üçgen. 6 demiş AB'ye. BC'ye de 8 demiş. D noktası A ile C arasında bir noktadır. D'nin AB ve BC kenarına uzaklıklarının toplamı. Yani şu ikisinin A ile B'nin toplamını soruyor. Buraya 6, burayı da 8 vermiş bize. D A ile C arasında bir noktaysa arkadaşlarım, A ile C arasında gidip geliyorsa, senin burada söyleyeceğin şey şu. A ile B'nin toplamı, A ile B'nin toplamı her zaman şu iki kenardan, yani Denizli'den çıkan şu iki dikliklerin gittiği kenarlardan arasında bir değer alır. 6 ile 8 arasında bir değer alacak. Ne var orada da? Bir tek 7 var. 7 değerini alır diyeceksin. Bakın ikinci soruda daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi AC'yi 12 vermiş. Burası 12. BC'yi de 13 vermiş. Burası 13. O zaman 5, 12, 13'ten burası da 5'tir. Yine Denizli noktası AB ve AC kenarlarına uzaklıkları toplamının bu sefer en küçük değerini soruyor bize. Ne demiştik biz dostlar? 5 ile 12 arasında değerler alacak. 5 ile 12 aralığında gidip gelecek. En küçük ne olur? 5'ten büyük olacağı için en az 6 olur dedik. Evet, 3 numarayı okuyalım şimdi. 3 var, 4 var. D noktası A ile C arasında olduğuna göre D ile DF'nin toplamı kaç olabilir diye bir soru sormuş bize. Şimdi AB'yi 3 vermiş. AC'yi 4 vermiş. Burası da 5'tir dedik. Hangi ikisini alacaktık canım kardeşim? D'nin gittiği şurayla şuranın uzunluklarını, yani 3 ile 5 arasında olacak. 3 ile 5 arasında. O zaman bir tek 4 değerini alabilir dedik. Son sorumuza bakalım. 60 ACB şu açınımda küçük 60 olduğunu söylüyor. Küçüktür 60 diyelim buraya. Demek ki o zaman burası da büyüktür 60 derece olacak. F elemanıdır BC üzerinde bir noktadır diyor. DE ile DF'nin bir şey vermiş mi bize? AB'ye 6 vermiş. DE ile DF'nin, yani şu ikisinin toplamının alabileceği en küçük değer nedir diye bir soru sormuş bize. Toplamının alabileceği en küçük değeri soruyor. Burası 60 dereceden büyük, burası da 60 dereceden küçük. Ya aslında direkt cevap Ceyhan, yani 7'dir diyeceksiniz ama bunu tabii bir de ispatlayalım biz size canım kardeşim. Şimdi F noktası B ile C'nin arasında hareket edebiliyormuş dostlarım. Şöyle dolanıyor. Buraya gelebilir F, yani şöyle olabilir. Şuraya gelebilir, yani şöyle olabilir. Gittikçe değişen bir noktaymış dostlarım. Tabii bu değişkenlik bize ne gibi bir şey sağlayacak? Onu da tam bilmiyorum. Şunlara bir de değer verelim arkadaşlar. Şimdi bu 60'tan küçük mesela 50 olsun. Bu da 60'tan büyük ne olur? 70 olur zaten. 3'ün 180 olması için. Yani şöyle söyleyebilirim. Şurası benim en büyük kenarım, en büyük. Şurası da bizim en küçük kenarımız. Yani ne olabilir mesela burası? 7 olabilir. Burası da en büyük olacağı için 8 olabilir. Ben bunu niye böyle 6, 7, 8 diye seçtim? Çünkü şunu biliyorum. Şu ikisinin toplamı şununla şunun arasında olacak. 6 ile 8 arasında olacak. En küçük dediği için böyle yaptım arkadaşlar. Yoksa şöyle de yapabilirdim. Bu 8 olsun, bu 9 olsun. Bu 10 olsun, bu 11 olsun gibi sallayabilirdim değerleri. Ama minimumlarını seçtim ki içlerinde en küçük olanları alabilelim diye. İşte 6 ile 8 arasındaki değerleri alır. O da zaten bir tane var. 7 değerini aldı diyebiliriz. Evet, geldik son köşe taşımıza dostlar. Çok klasik bir sorudur yine. Üniversite sınavında da sorulmuştur. Bakalım ne diyor? Yukarıdakilerden
yargılardan hangisi veya hangileri bir üçgen belirtir diye bir soru sormuş bize. Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi üçgen belirtmenin şartını biliyorsunuz dostlar. Neydi? Herhangi iki kenarın toplamı diğer iki kenarın toplamından büyük, farkından da küçük falan filan demiştik. Mesela şimdi 6'yı deneyelim. Şimdi 6 dediğimiz şey, birinci öncüle bakıyorum, sadece üsttekine bakın. 5 ile 7'nin toplamından küçük olacak, 12'den. 5 ile 7'nin farkı 2'den de büyük olacak. Oldu mu? Evet, doğru oldu. Peki 5 için deneyelim. Bak, her kenar için sağlamak zorunda. 5, diğer iki kenarın toplamı 7 ile 6'nın toplamı 13'ten küçük. 7 ile 6'nın farkı 1'den büyük olmalı. E oldu. Hadi 7'yi deneyelim son olarak. 6 ile 5'in toplamı 11 ile 6 ile 5'in farkı 1 aralığında olmalı mı? Evet, oldu. O zaman bir numaralı öncülden üçgen yazılabilir dostlarım. Her şartı sağladı. Peki geldik 2 numarayı deneyelim şimdi. Şimdi 3'ü alalım mesela. Ortaya 3'ü aldık. 3 dediğimiz şey, diğer ikisinin toplamı 8 ile 4'ün toplamı 12'den küçük mü olacak? 8 ile 4'ün farkı 4'ten de büyük olacak. Peki oldu mu? Bakın 3 4'ten büyük değil. Olmadı. Direkt sildim bunu. Hadi sonuncusunu deneyelim. 7, ikisinin toplamı 22'den küçük, ikisinin farkı 2'den büyük. Doğru. 10, ikisinin toplamı 19'dan küçük, ikisinin farkı 5'ten büyük. Doğru. 12, 17'den küçük, 3'ten de büyük olduğu için bu da sağladı. 1 ve 3 üçgen belirtir arkadaşlarım. Diğerleri belirtmez. Evet, 2 numaradayız. Hemen hemen aynı soru tarzı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Diyor ki, A açısı 93. Lan geniş açı. Bir üçgenin geniş açısıysa varsa diğerleri mutlaka bundan küçüktür, değil mi? Dar açıdır. Yani şunu söyleyebilirim. A açısı B açısından daha büyüktür. Şimdi A açısı büyüktür B'den. E o zaman A'nın karşısındaki kenar, yani A kenarı da büyüktür B kenarından olmalı. Normalde böyle olmalı. Ama bakın ne diyor? A 10, B 11. Yani A'yı daha küçük vermiş. O yüzden buradan bir üçgen çıkmaz. Bu şekilde bakacağız işte dostlar. Hadi şuna bakalım. B açısı 90. Bu ne demektir B açısı 90? 90 en büyük açımızdır bizim. Yani bir üçgenin içindeki bir açı 90 derece ise diğerleri mutlaka bundan daha küçüktür. O yüzden B açısı büyüktür arkadaşlarım. B, C ile kıyaslayacağım için B kesinlikle C'den büyüktür. Peki yüksekliklerde nasıl bir şey vardı dostlarım? Terslik vardı değil mi? Ters ilişki. Yükseklikler A ile C arasındaymış. Onları kıyaslayacağız biz o zaman şimdi. Şimdi şöyle bir göstereyim. Ben bu üçgeni şuraya bir çizeyim. Gözüküyorsa evet, şöyle bir çizelim. Şimdi B açısı, A açısı ve C açısı var. B'yi de 90 vermiş bize. Şimdi HA diyor. HA dediğimiz A'dan inen yükseklik. HB dediğimizde, HC dediğimizde C'den inen yükseklik. Yani şununla şu diyor. Biri 6'dır, biri 8'dir. Olabilir mi? E olur tabii. Hatta böyle çok da güzel bir üçgenimiz var. 6, 8, 10 üçgeni. O zaman bu oldu. 2 numara. 3 numaraya bakalım şimdi dostlar. A açısı 105. Hadi hemen şurada göstereyim. Şimdi A açısı 105 derece. B var, C var. A kenarı 12, şurası 12. B kenarı da 10, şurası da 10. Olabilir mi böyle bir şey? Tabii ki olur. Şimdi benim en büyük açım 105'tir. Diğer açılar 105'ten küçük. O zaman en büyük kenarım 12, diğer kenarlar 12'den küçük olmalıdır. E zaten küçük vermiş. O zaman oldu. Bu da olur. 2 ve 3 numaradan üçgen çıkar. Yani cevap Edirne'dir. Yapıştırdık, geldi. Evet, 3 numaraya bakıyoruz şimdi. A'yı 6 vermiş, HA'yı 7 vermiş, C'yi de 10 vermiş. Tamam, bakalım böyle bir üçgen çizebilir miyiz diye düşünelim. Şimdi şöyle bir çizelim bunu. A, B, C. C kenarı 10, yani C'nin açısının tam karşısındaki kenar 10. A'dan inen yükseklik 7. HA kenarı, yani şuradan inen de A 6 santimdir diyor. Burası da 6 santim. Herhangi bir aykırılık yok arkadaşlar. Her şey normal. Hiç ters giden bir durum yok. Yani şu üçgene bakarsınız böyle bir durumda. Dersin ki 90'ın karşısındaki kenar her zaman en büyüktür. Zaten öyle. 10, 7'den büyük. O zaman burada bir sıkıntı yok. 1 olur.
Hatta 1 olmayanları şöyle silelim biz hemen. Hemen ikinci maddeye bakalım. B kenarı 10 olan, şuraya çizeyim mi onu, gözüküyor mu? Ya da şöyle birazcık şuraya çizeyim. Şimdi bir üçgen var. Şöyle A, B, C. B kenarı 10. Yani B açısının karşısındaki kenar 10. HA 12. A'dan inen yükseklik 12. Bak zaten C'ye bakmaya bile gerek kalmadı. Ha, 7 demiş ama şuradaki üçgen bizi bitirdi zaten dostlar. Bakın 90'ın karşısı 10. Diklik 12. Bu böyle bir üçgen yok. 90'ın karşısı her zaman dik kenarlardan daha büyüktür. Bu gitti. Yani 2'den üçgen olmaz. O yüzden 2 olanları siliyorum ben direkt. Zaten cevabımız Adana çıktı bile arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki doğru parçalarından herhangi üçü seçilip kırılmadan üçgen oluşturmak isteniyor. Kimse kimseyi kırmasın diyor. Buna göre kaç farklı üçgen oluşturulabilir diye soruyor. Dostlar buradan 4 taneden 3'er 3'er seçeceksiniz. 4 tane çizgiden 3'ü 4 farklı şekilde seçilir arkadaşlarım. Şimdi biz seçelim. Ya 4, 6, 7'yi seçersin. Şöyle göstereyim. 4, 6, 7 olabilir. 4, 6, 10 olabilir. Başka? 4, 7, 10 olabilir mesela. 4, 7, 10. Başka? 6, 7, 10 olabilir bir de. 6, 7, 10. Şimdi bunlardan hangileri üçgen belirtir? Yani 4, 6, 7'den üçgen çıkar mı diye bakacaksın hemen. Neydi kural? 4 mesela ne diyeceksin? Diğer ikisinin farkından büyük olacak, toplamından küçük. Aynı şekilde 6 da diğer ikisinin toplamından küçük, farkından büyük. E hepsini sağlıyor bu. Bu olur o zaman. Şuna bakalım. 4 ortaya alsak 4'ü. Bakın 4'ü şöyle ortaya yazdım. Diğer ikisinin toplamı 16'dan küçük mü? Küçük. Diğer ikisinin farkı, 10 ile 6'nın farkı 4'tür. 4'ten büyük mü? Hayır, değil. O yüzden bundan üçgen çıkmaz. Hemen sonuncusuna bakalım. Evet, ben şöyle hızlıca bakıyorum. 17'den küçük mü 4? Küçük. Farkları 3'ten büyük mü? Büyük. 14'ten küçük mü 7? Evet. Farkları 6'dan büyük mü? Evet. O zaman bundan olur. Şuna bakalım. 7'yi ortaya alsam 16'dan küçük, 4'ten büyüktür. Doğru. 6'yı ortaya alsam 3'ten büyük, 17'den küçüktür. Doğru. 10'u ortaya alsak 1 ile 11'den küçüktür. Doğru. O zaman bu da üçgen belirtir. Yani toplamda 3 tane üçgen belirten çizgileri alabilirmişiz. Evet, sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.